Herkese selam arkadaşlar, ben Celil Batuhan. Bugün sizlerle birlikte beni bugün bayağı mutlu eden bir şey size göstereceğim arkadaşlar. Pasaportum geldi. Pasaport aldım arkadaşlar. Video geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ki daha fazla böyle videolar gelsin. Dışarıdaydım arkadaşlar. Kardeşim dedi ki abi pasaportun geldi. Hemen koştum eve geldim. Sizinle birlikte şu an o heyecanı yaşayacağım. Neden heyecanlıyım? Çünkü biliyorsunuz malum ülkenin ekonomik durumu olsun, birçok kötü etken olsun, gençleri dışarıya daha çok meraklandırıyor ve daha çok götürmek istiyor. Bu ben de kişisel bir şekilde, benim de tercihim bu yönde. Çünkü malum her şey ortada. O yüzden pek de konuşmak da istemiyorum. Şu an bu pasaportu açalım diyorum. Bir bakalım nasılmış pasaportumuz, neymiş yani. Benim hiç pasaportum olmadı daha önce mantıken. Pasaportla gidilen şeylere bakacağız sizinle, ben de meraklıyım. 3 biraz araştırmıştım ama aklımda yok şu an. Yani bakalım Türkiye Cumhuriyeti'nin pasaportu. Şu an sizinle birlikte böyle açıyorum. Evet, evet ve kırmızı bordo pasaport arkadaşlar. Buyurun. Evet, pasaportum geldi. Çok hızlı geldi. Ben şimdi detayları size söyleyeyim. Nasıl alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bu arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Republic of Turkey diyor. Bakın. Pasaport. Evet, güzel bir şey. Birçok ülkeye belki de vize red yiyebiliyoruz maalesef. Ama yine de bir pasaport almamız güzel bir şey. Şimdi pasaport ücretleri şu an günümüz kuruyla 4100 liraymış. Ben geçen bunu çıkarırken sordum. Ben şu an öğrenci pasaportu aldım arkadaşlar. 3 yıl 9 ay verdi bana 25 yaşına kadar. Bu da 500 liraya geldi. Gerçekten çok iyi bir fırsat. 3 yıl 9 ay sonra tekrar bir param olur, gücüm olur. 4000 lira, 5000 lira tabii o zamandan çok para olur. Neyse, yani parası neyse veririm ama önümde koskoca bir 3 yıl var. Dedim 3 yıl 500 lira hiçbir şey, hemen gidip alayım. Aldım. Bakalım bunu kullanabilecek miyim? Şimdi sizinle birlikte pasaportu açalım. Pasaport kutu açılımı. Evet, burada benim güzide yüzüm ve gerçekten iyi tasarlanmış bir şekilde. Şey var, böyle sert bir madde var bakın. Camımsı bir madde var. Böyle arkadaşlar bir madde var. Evet, güzel, değişik bir hissiyat pasaportumun alması. Yani bu videoda ne anlatılır bilmiyorum. Zaten kısa bir video olacak. Şimdi böyle bir yüzüm var. Şurada yüzümü koymuşlar. Yakışıklıyım. O zaman tabii saçım uzun. Burada da boş kağıtlar var. Buraya da galiba gittiğin yerlerin vizesini işte şey falan basacaklar. Böylelikle arkadaşlar bir pasaportum olmuş oldu. Ben bunu büyük ihtimalle kaybederim. O yüzden şu an bir yere koyacağım. Yani güzel arkadaşlar, bakalım içini doldurabilecek miyim? Pasaportumun olması güzel bir şey. Evet. Yani böyle köşede mi duracak bilmiyorum ama içini doldurabilirsem çok güzel bir şey. Sizinle o zaman gelin vizesiz hangi ülkelere gidebiliriz? Yani şunu gösterip şöyle buyurun deyip beni hangi ülkesine sokuyor. Onlara bakacağız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu pasaportu almadan önce bana diyorlardı ki bir ayda iki ayda gelir. Bu arada pasaporta başvuralım. 3 gün oldu. Geldi, hemen geldi. Bu konuda artı 1 puan. Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte bakalım vizesiz sadece pasaport ile hangi ülkelere girebiliyormuşuz ona bakacağız. Türkiye vizesiz ülkeler diyelim. 2023 vizesiz ülkeler listesi. Çok da yokmuş. Makedonya, Ukrayna, Arnavutluk, Sırbistan, Kuzey Kıbrıs, Bosna Hersek. Ya şu an bu yazıyor. Daha var mı? Oo, daha var arkadaşlar. Avustralya'ya gidebiliyoruz, Belarus'a gidebiliyoruz, Belçika'ya gidebiliyoruz, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Danimarka, Hollanda, İspanya, İsveç, İzlanda, Karadağ, Letonya, Litvanya, Makedonya, Moldova, Monako, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Ukrayna, Vietnam, Sırbistan. Azerbaycan, Filipinler, Hong Kong, Irak, İran, Kamçonya, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Malezya, Moğolistan, Singapur, Sri Lanka, Suriye, işte Tayland, Ürdün, Umman, Üzbekistan, Borneo, Endonezya, Fiji, Gürcistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, İsrail, Kuveyt, Libya, Tacikistan, Türkmenistan, Yemen, Afganistan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Pakistan falan filan daha ülke var ama tabii ki de Amerika, Almanya bu tür bilinen yerler yok. Bakalım sizce arkadaşlar gidebilecek miyim? Yani Türkiye'de yaşayan bir genç pasaport aldıktan sonra, bu arada bunun için çabalayacağım. Yani video çekmek için ve görebilmek için bu ülkelerden bir tanesini. Bakalım pasaport alan bir genç ne kadar çabalayarak uçak bileti alıp bu pasaportun izin verdiği ülkelere gidip gezip geri gelebilecek. Yani bunu başarabilecek miyim? Herhangi bir şehir ülkeye gideceğim, gezip geleceğim. Yani çok umudum yok ama hedeflerim bu yönden yana. Şu an Karadağ
İkinci önceliğim olabilir çünkü çok yakın ve merak da ediyorum. Rusya olabilir. Rusya savaşta, Ukrayna savaşta oraları görmek çok istiyordum. Yani ya bakalım yapabilecek miyim arkadaşlar? Yani elimde var da aldığım heyecan burada mı kalacak yoksa ileride bir sürü videoların içinde değişik ülkelerde gezecek miyim bilmiyorum ama şu an başladım bakalım. 3 yıl bir şeyim var. Bu da bir challenge olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nde pasaport alan bir genç ülke gezebilecek mi? Challenge'ım bu. Bakalım gezebilecek miyim? Siz de bunu videoda görmek istiyorsanız takip edip abone olmayı unutmayın ki. Yani küçük bir ihtimal ama gidip gezersem güzel olacak. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Fazla böyle videolar gelecek. Bu biraz şey bir video oldu. Heyecanımı kameralara göstermek istedim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.